Günaydın. Bugün 1 Şubat 2024 Perşembe. Güne bakışa hoş geldiniz. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum canlı yayında itiraf gibi bir açıklama yaptı. Sonra ben öyle demek istemedim dedi. Polemik başladı. Ancak kurumun başka bir cümlesi vardı ki asıl skandal o cümledeydi. AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık'ın programında 50 bin resmi can kaybının bulunduğu 6 Şubat depremlerinde 130 bin insanın öldüğünü itiraf etti. Program sonrası kurumun açıklaması tepki çekince program sunucusu Candaş Tolga Işık, kurum tüm depremlerin toplam sayısını söyledi dedi. Oysa 6 Şubat öncesi depremlerde toplam 56 bin 65 can kaybettik. Bu durumda bile kurum 6 Şubat kaybını 74 bin olarak açıkladı. Bu son resmi sayının bir buçuk katı. Üstelik kurumun 6 Şubat'ı kastettiği de çok belliydi. Murat Kurum 130 bin kişiden söz ettikten sonraki devam cümlesinde 6 Şubat depreminden etkilenen illeri ima ederek 11 ilde deprem oldu. İstanbul onlara yetişir dedi tartışmalar üzerine Murat Kurum yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti demek istediğini ifade etti. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum aynı programda olası İstanbul depremi için ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz dedi. İstanbul'u 25 yıl yöneten ekibin bir parçası olan Murat Kurum tüm askeri alanların deprem toplanma alanlarının ranta açıldığını, gökdelenlerle nefes alınacak boş yer bırakılmadığını unutmuş gibi konuştu. Skandalın büyüğü aslında bu son cümlede sevgili seyirciler. Bir kere daha hatırlatalım. Ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz diyor. Olası İstanbul depremiyle ilgili konuştuğu kısımda. Oysa İstanbul'un bu hale gelmesinde İstanbul'un taşının, toprağının, küçücük yeşil alanlarının, küçücük parklarının bile ranta açılmasında payı olan isimlerden biri Murat Kurum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış bir isim. Şimdi İstanbul'u yönetmeye aday Murat Kurum sanki bir muhalefet partisinin adayı gibi konuşuyor. Ülke 20 yıldır AKP tarafından tek başına yönetiliyor. İstanbul'un taşının toprağının betona gömülmesinin bir numaralı sorumlusu olan partinin bir mensubu diyor ki şimdi bize oy verin biz İstanbul'u depreme hazırlayalım diyor. Sormazlar mı İstanbul'u 20 yıldır neden depreme hazırlamadınız? Olası felaketin yine bir numaralı sorumlusu siz değil misiniz? E sizsiniz aslında ama değilmişsiniz gibi davranıp bir de canlı yayında dedim ya sanki muhalefetin bir adayıymış gibi bizi seçin de biz sizi kurtaralım diye mesajlar veriyorsunuz. Asıl büyük skandal işte bu sevgili seyirciler. Madem İstanbul bu kadar önemli, madem ortada devlet kalmaz, ülke gider, bayrak gider diyecek kadar İstanbul önemli elbette böyle gerçekten de böyle. Neden İstanbul'u son 20 yılda depreme hazırlamadınız diye biz de size soralım. Oy verirken işte bunları da akılda tutmak gerekiyor diyelim ve devam edelim sevgili seyirciler. Depremden gidiyoruz ya Hatay'a bir bakalım. Hatay Deprem Zede Derneği diyor ki biz sadece ölmedik, öldürüldük de ...ne kadar doğru söylüyorlar değil mi? Hatay depremzede Derneği... ...6 Şubat depremlerinin... ...birinci yıl dönümü nedeniyle hazırladığı... ...Hatay depreminin... ...birinci yılı raporunu açıkladı. Hatay depremzede Derneği... ...Yönetim Kurulu üyesi Ece Doğru... ...Antakya, Defne, Samandağ... ...Kırıkan, İskenderun ve... ...Arsuz ilçeleri için... ...özel afet bölgesi ilan edilmesini... ...talep ediyoruz diye konuştu. Sol parti sözcüsü... ...İknur Başer ise bu ülkede tek adam rejimi 11 ilde yaşanan depremde aslında enkaz altında kalan oradaki halkın katledilmesini seyretmiştir dedi. Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili anayasa hukukcusu Profesör İbrahim Kaboğlu'dan çok önemli bir açıklama geldi. Profesör İbrahim Özden Kaboğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir dedi ve bunu 3 maddeyle açıkladı. TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa dışı olduğunu iki ayrı kararında teşkil ettiği bir fiili karar metni okuyarak kendisinin de varlık nedeni olan anayasal düzeni inkar etmiştir. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir. AYM kararlarında ihlale sebep olduğu tespit edilen Yargıtay kararının madde 84'e 2 kapsamında okunması anayasa dışıdır. Cumhur İttifakı'nın anayasa suçunun işlendiği olay yerine dönüşen meclis kendi varlık nedeninden uzaklaştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden sonra TBMM de anayasal düzeni ilga girişiminde bulunmuştur. Siyaset bilimci Profesör Doktor Savaş Genç ise şöyle bir yorum yapıyor. Can Atalay'ın vekil olması ya da olmaması, özgür olması, tutuklu olması sarayın hiçbir siyasi hesabına mani değil. Halkı de facto otoriter rejime alıştırmak için kasten AYM kararlarını tanımayıp anayasayı askıya alıyorlar bizi yargılayacak ve denetleyecek bir güç yok mesajı bu. Evet gerçekten akıl almaz bir süreç eğer Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir hukuk devleti ise şu anda bu tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı verdi. Önce bu karar tanınmadı. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş bir vekilin Millet vekilliği düşürülüyor. Üstelik de anayasa mahkemesinin iki kararına rağmen işte bu durumu hatırlatıyor Profesör İbrahim Kaboğlu. Ne diyelim sevgili seyirciler? Savaş Genç Hoca'nın söylediği gibi bize dokunamazsınız, bizi yargılayamazsınız mesajını saray çok net bir şekilde verdi. Ülke çok da iyi bir yere gitmiyor. Bunu görmek gerekiyor. Hele siz bir de... Düşünün yerel seçimlerde muhalefetin İstanbul'u, Ankara'yı, belki İzmir'i ve diğer büyük şehirleri kaybettiğini insanı ürpertiyor, insanı korkutuyor gelecek açısından ve buraya bir parantez açıp şunu da ekleyelim sevgili seyirciler. Son günlerde hilafet çağrılarının, şeriat çağrılarının açıktan yapıldığı, mitinglerle yapıldığı Ortamı hatırlayın ve o mitinglere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damatlarının bizzat katıldığını düşünün sevgili seyirciler. Üç kişi hak aramak için bugün sokağa çıkamazken, anında polis müdahalesiyle karşılaşırken binlerce kişinin yürüyüş yaptığı, miting yaptığı ve o mitinglerde şeriat, hilafet pankartlarının açıldığı bir ortam. Dedim ya yarın bir gün büyük şehirlerin kaybedildiğini de düşünürsek ortaya çıkacak Türkiye manzarasını şimdiden herhalde hepimiz hayal edebiliyoruz. Gerçekten çok yazık ülke, çok tehlikeli, çok karanlık bir noktaya gidiyor diyelim ve devam edelim. Peki muhalefet bu esnada hangi durumda diye Soracak olursanız, onu da gazeteci İsmail Saymaz tek bir mesajla özetliyor. Dördüncü kez aday gösterilmeyen Ataşehir, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi İyi Partinin CHP'yi teröre alan açmakla suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlıyor diyor İsmail Saymaz. Dedik ya sevgili seyirciler, cemaatlerin tarikatların adeta gövde gösterisi yaptığı şu günlerde o cemaat ve tarikatların hedef aldığı bir kişi bıçaklı saldırıda öldürüldü. Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın Hüseyin Çevik tarafından kısa bir süre önce hedef gösterildiği de ortaya çıkmıştı. Ben tüm tarikatlar da dememişim. Bidat ve hurafeler var maalesef rant kaplarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Ben topyekun hepsi sapıktır demiyorum. Ben tekrar söylüyorum. Daha önce videomu da söyledim. Ben bu yola Yüce Allah'la geldim. Yüce Allah'la birlikte bit bitiririm. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Bize diyoruz arkadaşlar bu konuyu kapatalım. Lütfen ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. ayetler ya yeni açın dediğin zaman yeni açın. Dağılın dediğin zaman da dağılın. Biz diyoruz ki lütfen dağılalım. Ortalık karıştırıcı, provokatörlük eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Biz diyor ki arkadaşlar lütfen dağılalım. Diyor Ramazan Hoca bizi buradan kovmuş. Allah'tan korkun ya Allah'tan korkun ya. Yapmış olduğun yanlışlarına hesabını nasıl Allah'a vereceksin kıyamet gününde? İki elim yakanıza yapışacak. Hem Yüce Allah hem Hazreti Muhammed Efendimiz Aysa Vesselam hem bir de bizatı olarak şansın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat hedef aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a bir mesaj var. Diyor ki İmamoğlu, Cumhurbaşkanı İstanbul'la uğraşmayı bıraksın, ekonomiyle ilgilensin. Şöyle bir baktım, e, yanlış hatırlamıyorsam e, rakamlar şöyleydi. 74.500 lira 2019'da e, Cumhurbaşkanlığı maaşı vardı ve o gün kükurlarla 13.500 dolar yapıyordu. E, bugün de e, yine yanılmıyorsam o maaş 183.000 lira civarında bir maaşa çıktı ama ne yazık ki 6 bin dolara inmiş değeri. Bıraksınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden, bütçeler üzerinden yorum yapmayı ki eee bizim liyakatli ve işini, e, ekonomisini, bütçesini iyi yöneten e, az önce ifade ettiğim gibi birlikte çalıştığım yol yol arkadaşlarım, o milletin evlatları eee ekonomi kurallarına ve e, icraatların e, daha iyi yapılmasına dönük yönetiyorlar. Bütün zorluklara rağmen yönetiyorlar. Türkiye'deki enflasyona e, dönük yönetiyorlar ama eee şu anda görüyoruz ki Türkiye'yi yöneten eee akıl, zihniyet eee ve Sayın Cumhurbaşkanı eee bizim bu rakamlarımızda İstanbul'un işiyle uğraşmasın emeklinin zor geçindiği ee, ve onun aldığı maaşla ilgilensin. Ee, açlık sınırının altında kaç milyon <laughs> hane var bütün Türkiye'de ona baksın. Ee, ve yine söyleyeyim Türkiye'deki döviz artışına, maliyet artışlarına çare bulsun, çözüm bulsun. Görevi ve sorumluluğu o. Ben Sayın Cumhurbaşkanını da görevini yapmaya davet ediyorum. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını da noktalıyoruz. Cuma sabahı haftanın son güne bakışında bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.